Evet, gezenti ile İnecik Köyü'ndeyiz. Köy meydanımıza girdiğimiz zaman sağ taraftaki gibi kırmızı güller karşılıyor. Burası köy meydanımız. Korona nedeniyle arabalar kalabalık tabii ki. Ve İnecik Köyü'ne hoş geldiniz diyoruz. İlk önce köy kahvemizi ve köy camimizi gezelim. Oyun parkının bulunduğu yerde daha önce bir ana halinde yıkılmış bir şekilde köyün ilk eski okulu bulunuyordu. Burası köy kahvemiz. Korona dolayısıyla ve Ramazan dolayısıyla kahvemiz kapalı. Şuradan hemen aradan camimize ilerleyelim. Videonun başlangıcında size caminin terasında oturdum. Kare tabanlı bir cami. Hemen karşımızda Uzunada Değirmen Tepe ve Ege Denizi ile Foça'yı görüyorsunuz. Konya'da köyün en güzel yerine sahip, en sevdiğiniz sahip. En sıcak gelecek bir yaz akşamlarında bile burası esiyor. Ve köyü burada bulunuyor. Kare tabanlı ve ahşap bir cami. Şu sonraki ahşap kısım daha sonra eklenmiş. Cami de ibadete kapalı olduğu için şu an için kapalı. Hemen karşımızda başı bulutlarla bağlı akdağlar, yani mitolojik Mimas dağları görüyoruz. Yine 2000 yıllarının başında rahmetli Ahmet Nihat Darcan'ın belediye meclisi üyesi olduğunda planını çizdiği, şeyini çıkarttığı, finansmanı çıkarttığı köy konağımız. Bu konak uzun süre altı olarak durduktan sonra 2008 yılından itibaren biz burada İnecik Görsel Sanatlar Günleri'ni organize etmeye başladık. İzmir'in ve Türkiye'nin çeşitli illerinden fotoğraf sanatçılarının katıldığı, fotoğraf ağırlıklı fotoğraf sunumları, fotoğraf sergilerinin olduğu ve kaliteli müziğin olduğu bir program. Bunun yanı sıra tabii diğer görsel sanatlarda resim, seramik, geleneksel Türk sanatlarından Ebru ve benzeri etkinliklerin bulunduğu bir görsel etkinlik 15 Temmuz darbe girişimine kadar devam etti. Daha sonra oluşan ortam neydi? Ara vermek zorunda kaldık. Bunlar da köyümüzün yapılan yeni taş evleri. Şu köşeyi gördüğünüz gibi eskiden bir ahırdı. Daha sonra İstanbul'da bir arkadaşımız geldi. Burayı onardı. Daha sonra yeni başladı. Taş ev yaptı mimarı bu. Burası bizim fotoğraf sergilerini açtığımız sanat sokağı. Her iki evin taş duvarlarında sergimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gayet keyifli. Mavi kapıları. Karşı direğin dibimizin fener dibi dediğimiz yer. Böyle güneşli kış günlerinde ve yaz akşamlarında köy halkının oturduğu, sohbet ettiği fener dibi. Büyük ihtimal tepedeki elektrikten alıyor şeyini. Ve bizim kedimiz beni takip ediyor. Şu usta ev de benim için önemli bir ev. Burada rahmetli İbrahim Usta ve eş Emine teyze yaşıyordu. Bundan 5-6 yıl önce rahmetli olduktan sonra torunla geldi ve evi yeniden restore etti. Gayet güzel bir şekilde süsledi. Dediğim gibi her bir sokak. Sokaklarında yıkık evlerin arasında, restore edilmiş evlerin arasında ilerlemeden. Tabii ki dediğim gibi bir sessizlik hakim. Ve size tipik bir köy üstünü, üzerindeki tarihe bakarsak 1957 yazıyor. Merhaba Gıdıklık. Evet, devam edelim. Hava bu arada açmaya başladı. Akşamki yağmurdan sonra
tekrar sanıyorum ki güzel günlere döneceğiz. Şu detayların güzelliğine bakar mısınız? Dar sokaklar, labirent gibi birbirine girip sokaklar. Merhaba, Mehmet abi. Yine restorasyonu devam eden, yeni yapılan bir taş ev. Şuradan aradan girip bir çıkmaz sokağa bakalım. Burası da köyümüzün bir başka cephesi, güney cephesi, karşıki köy Elden Hoca köyü. Yukarıda enerji santralları, rüzgar enerji santrallarını görüyorsunuz. Yine aşağıda yeni yapılanmaları görüyorsunuz. Dediğim gibi kırsal yaşam artan etkiyle. For you were my drill.